Kösece 2013 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçildiğinde şehrin belediye meclis üyeleri cesur bir karar verip Avrupa'nın en heyecan verici sanatçılarını davet ederek şehre nefes kesici bir açık hava kentsel sanat galerisi kazandırdı. Her şeyden önce şehrin kültürel bağlamına biraz aşina olmak gerek. Gezinize uzun ve ekseriyetle sancılı tarihi boyunca Slovakya'yı yöneten tüm ülke ve kültürlerin izlerini görebileceğiniz Kösece'nin güzel ana caddesi Hlavna'ya uğrayarak başlayın. Kösece'nin barok ihtişamı Immaculata ya da Veba Sütununu ziyaret etmeyi unutmayın. Vratna Caddesi üzerindeki Urban Cafe'nin leziz yerel dondurmasından alıp Devlet Operası'nın arkasındaki Singing Fountain'ın etrafındaki banklardan birinde dinlenin. İkinci gününüze Kösece'nin Slovakya'nın en büyük ikinci şehri olma adımını attığı 1960'larda inşa edilen yeni şehri ziyaret ederek başlayın. Burada Avrupa'nın en büyük ve göz alıcı duvar resimlerini göreceksiniz. Kösece'nin Açık Hava Kentsel Sanat Galerisi'ndeki bu göz alıcı sergi, küçük ama enerjik, bu şehrin bir sembolü adeta. Sandor Marai'nin adını hiç duymamış olabilirsiniz ama kendisinin dünyanın en çok dile çevrilen ikinci yazarı olduğu söyleniyor. Marai eserlerini Slovakça değil, Macarca yazmış olsa da Kösece bu ünlü evladını bir müzeyle onurlandırmış. Eskiden Kassa olarak bilinen Kösece sakinlerinin büyük kısmı 1918 yılına kadar etnik olarak Macardı. Ziyaretinizi kültürel bir etkinlikle sonlandırmak ister misiniz? Öyleyse eskiden askeri kışla olarak kullanılan, şimdi ise müze ve kültür merkezi olarak hizmet veren Kültür Park'ın takvimine bir göz atın. Dilerseniz çağdaş bir dans veya tiyatro performansı için eski tütün fabrikası Tabakkaya'da uğrayabilirsiniz.